Herkese merhabalar. Bugünkü oyunumuzda Minecraft karakterimiz Steve ile tanışma zamanı. Ya bakan buraya seni de kırpacağım. Hop. <laughs> çok tatlısın ama. Etraftan birazcık ağaç keseceğim. Şimdi de yatak yapma zamanı. Evimin dış kısmı çok tatlı bir ev oldu ya. Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte oyun serimizin yeni bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzda Minecraft. Bir önceki oyunumuz Erzurum'du. Ee, onun yorumlar kısmına çok fazla Minecraft istediğinizi yazdınız. Bizler de dedik ki tamam bu hafta da Minecraft oynayalım. Arkadaşlar bu serimiz içerisinde semestir tatilindeyken oyunlar oynuyoruz. Yani planlamamızı yapıyoruz. Ve sizlerle birlikte belli bir zaman aralığında oyunlar oynuyoruz. Derslerimizi aksatmıyoruz. Derslerimizi boşlamıyoruz. Sadece tatilde birazcık kafa dağıtmak için oyun oynuyoruz. Tabii siz planlamanızı güzel yaparsanız gün içerisinde de 10 dakika, 20 dakika, yarım saat gibi alanlarda kendinize oyun oynayabileceğiniz zamanlarda yaratabilirsiniz. Şimdi çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Eğer hazırsanız kemerlerinizi bağlıyorsunuz ve çok güzel yarım saat boyunca eğleneceğimiz bir Minecraft macerası başlıyor arkadaşlar. Hemen şöyle saatimi de ayarlıyorum. Ayarladım. Evet yarım saat boyunca Minecraft oynayacağız ve karakterimiz Steve ile tanışma zamanı geldi arkadaşlar karşımızda Steve şu anda e, hayatta kalma mücadelesi yani Survivor modunda oynuyorum arkadaşlar sıfırdan kendimize bir ev yapacağız tarım yapacağız emartellerimizi geliştireceğiz craftlar yapacağız ve çevremizdeki objelerle de etkileşime geçerek kendi dünyamızı oluşturacağız. Kamera modunu da göstereyim arkadaşlar. Yine iki farklı kamera türü var. Birincisi dışarıdan yani karakterimizi gördüğümüz, diğeri de bizzat kendi gözümüzden oynadığımız. Oyuna girerken de şöyle bir şey açtım. Bize bir bonus sandığı vermesini istedim. Oyunun o da bize bonus sandığı verdi. Şimdi sizlere tek tek ekipmanlarımızı sayacağım. Şunları bir kendi çantama alayım. Şöyle bir başlayalım bakalım başımıza neler gelecek. Peki oyunun ana ekranında neler var? Alt bölmede gördüğünüz alan arkadaşlar bizim ekipmanlarımızı gösteriyor. Onun üstünde kalp olan bizim canımızı, yanındaki de açlık seviyemizi, ortadaki barda oyundaki seviyemizi gösteriyor arkadaşlar. Şimdi şu kutuyu alacağım buradan. Çünkü burada yaşayacağımı düşünmüyorum. Önce kendime güzel bir e, kamp alanı seçeceğim, ardından da kendimizi geliştireceğiz, bulunduğumuz alanı geliştireceğiz, yaşantımızı geliştireceğiz, tarıma geçeceğiz. Buna benzer düşüncelerimiz şu anda var. Güneş batıyor, e, o yüzden şimdi ne yapmam lazım biliyor musunuz? Bir an önce kendime yatak yapmam lazım. E, hatta direkt şeye dalalım. Bak öyle yapalım. Tamam, şu anda karar verdim arkadaşlar. İlk önce hemen hızlıca bir mağaralara dalmak istiyorum. Çünkü hem zaten gecenin karanlığında Şöyle bir ekipman da toplamamız lazım. Arkadaşlar dışarı gece dışarıda çok fazla kalmamaya dikkat etmeniz lazım. Çünkü dışarıda canavarlarla karşılaşabiliyorsunuz. Oyunumuzun asıl olayı da craft yapmak arkadaşlar. Craft ne anlama geliyor? Bulduğumuz eşyaları değiştirerek kendimize uygun yapmamız gereken şeyleri yapacağımız ekipmanlar anlamına geliyor. Şu anda ilk olarak ben kömürle başlıyorum arkadaşlar. Çünkü ilk yapmam gereken bir an önce... E, ateş yakmak ve bir an önce ocak geliştirmek e, ve çünkü ekipmanlarımı orada geliştirmem lazım. Şöyle oyunun bize hediye ettiği e, kazmayla da şimdi kömürleri kazarak başladık. Birazcık hızlı ilerleyeceğiz. Şimdi birazcık taş toplayalım arkadaşlar. Daha yeni e, görmüşsünüzdür şöyle göstereyim. Taş devri gelişimini yaptık arkadaşlar. Medeniyetimiz hızlı bir şekilde ilerleyecek. Çok efsanevi bir e, ...harita yapmayı düşünüyorum aslında. Önce hayatta kalmayı öğreneceğiz. Önce ekipmanlarımızı geliştirmeyi öğreneceğiz. Ardından da kendi hikayemizi oluşturacağız. Şimdi hava kararmaya başladı. E, mağaralarda tüneller kazıyorum. Çünkü e, bulmam gereken ekipmanlarım var. E, mesela demire ihtiyacımız var en başta. Çünkü demirle birlikte hem kazmalarımız daha güçlü oluyor... ...hem kürek daha güçlü oluyor. E, tarıma geçeceğimiz zaman yine aynı şekilde... Ee, orada ihtiyaç duyduğumuz e, eşyaları yine o şekilde elde edebiliyoruz. O yüzden de şu anda e, bir mağaranın içerisinde metal e, blok arıyorum. E, bu metal blokları da tabii birazcık şansınız ya var giderse bulabiliyorsunuz. Birazcık şans da önemli. Yılmadan usanmadan şöyle kazmaya devam edelim. Buradaki kömürleri de alıyorum. Lazım olacağını düşünüyorum ama evet tahtamız kırıldı. Şimdi şunu yapma zamanı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elimizde ekipmanlarımız var. Craft demiştik. Hemen üretim tablosuna geçiyoruz. Üretim tablosunda bazı eşyaları bazı eşyalara dönüştürüp ardından yeni ürünler elde ediyoruz. Yani elimizde şu anda meşe kütüğü var. Meşe kütüğünden meşe tahtası elde ediyoruz. 4 tane elde ettik. Şimdi meşe tahtasından da çalışma masası elde ediyoruz. Çalışma masasını da aldık elimize. Peki çalışma masasında neler olacak? Hemen onu da sizlere göstereyim. Evimizi de biz buraya güzel bir şekilde kendi evimizi de oluştururuz. Şimdi mesela nereye yapalım evimizi? Şuraya mı yapsak? Çok büyük bir ev yapamayacağım ilk etapta. Çünkü önemli olan hayatta kalmayı başarabilmek. Şimdi bunu buraya koyduk. Peki çalışma masamızda neler var? Çalışma masamızın üretim alanı biraz daha geniş. Yine biraz daha meşe kütüğünden meşe tahtası elde ediyorum. Şimdi kazma yapabilmek için çubuğa ihtiyacım var. Çubuğumu aldım. Şimdi dört tane çubuğum var. Ha oyunun bir de şöyle bir güzel yanı var arkadaşlar. Buradaki kitapçıya bastığımızda elimizdeki olan ekipmanlarla neler üretebileceğimizi bize söylüyor. Mesela şu anda üretebileceğimiz taş kazma üretebiliyormuşuz mesela. Çünkü daha yeni e, 38 tane taş kaz taşımız var. Bununla şu anda bir kazma oluşturduk. Aynı zamanda fırın üretebiliyormuşuz. Fırını da alacağım. Fırında ihtiyacımız olacak. Masamız zaten vardı. Bir de kürek yapalım. Kürek de lazım olur. Kürek yaptık. Şimdi kazma yapamıyoruz. Neden? Çubuğumuz bitti. Şimdi biraz daha şu çubuktan elde edelim. Oyun tamamen sizin hayal gücünüzün ve yapabileceklerinizi aslında böyle hayal etme, planlama üzerine kurabileceğiniz bir oyun. Şöyle birazcık şey yapalım. Kazma yapalım birazcık. Kazma lazım olacak çünkü hızlı hızlı gelişebilmek istiyorum bir an önce. Ve neler yapacağımızı da göreceğiz. Şimdi Tonguç bir gelişme daha kaydetti. Ne kaydetti? Kendine taş kazma yaptı. Bir öncekinde tahta kazmamız vardı. Şimdi artık taş kazmamız var. Daha güçlü bir kazmaya ulaştık. Metal elde etmek istiyorum. Çünkü metal bizi daha böyle gelişimimizi daha kolaylaştıracak birçok şey yapabileceğiz metalle. Ama buraya gelmişken de şu kömürleri alalım. Kömür her zaman lazım olur. Ee, bununla meşale yapabiliriz, çakmak yapabiliriz. Şu anda aklıma gelmedi ama daha çok enteresan şeyler yapabiliriz. O yüzden bulduğumuz maden eşyalarının hepsini kendimize alacağız, kendimize istifleyeceğiz. Şimdi şu kömürleri aldık. Şurada birkaç tane kaldı ama bunları sonraya bırakacağım. Ee, bunları sonra bakarım. Şu an bir an önce şey bulmak istiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey, şu anda meşale de yapabiliyoruz. Aynen. Evet, şu an meşale yapabiliyoruz elimizdeki kömürle. Şöyle meşalelerimizi de alalım. Bu meşaleler bizim daha iyi görebilmemizi sağlayacak gece atmosferinde. Yani tünellerde, gece kendi yolumuzu bulmakta ve buna benzeyen durumlarda daha iyi görmemizi sağlayacak. Şimdi şöyle kazmaya devam edelim. Ya inşallah bir an önce karşımıza çıkar ve bizi çok fazla uğraştırmaz. Daha şimdilik çıkan herhangi bir şey yok. Biraz daha derinlere mi insek ya? Biraz daha derinlere inelim. Bakalım derinlerde bizi neler karşılayacak? Aslında bu yaptığım birazcık tehlikeli ee, çünkü karşımıza yani bir anda altımızda boşluk olabilir ama bir an önce metali bulmak istiyorum metal arzusuyla yanıp tutuşuyorum resmen. Çok da şanssızmışız ya çıkmadı daha karşımıza bir şey biraz şöyle gidelim bakalım buralarda bir şeyler çıkacak mı? Ya bu nasıl bir şeymiş hiç yok ya aa şöyle bir ışık yapalım buraya ışıkla da hala kömür çıkıyor ya şimdiye kadar çıkması lazımdı bence gayet derinlere indik. Genelde kömür parçalarının o aralarda çıktığını biliyorum ama karşımıza gelmedi. Neyse şu kömürleri de alalım. Evet şimdi seviye atladık. Üçüncü seviyeye geçtik arkadaşlar. Hayatta kalma maceramızı. Daha kendimize yatak yapmamız lazım. Yiyecek aramamız lazım. Daha yapmamız gereken çok şey var. Dağın bir tarafından diğer tarafına geçtim ya. Mecnun gibi oldum resmen. Dağları deliyorum. Ama çıkacak. İnanıyorum buna. Yok abi Taner'den nereye geldim hadi be. Ya var ya oyunda en çok bulunan şey bulamamam çok komik değil mi? Her yer normalde metaldir. Acaba bu mağaraya mı koymamışlar? Ya daha doğrusu ben kendi mağaramı açıyorum ama içeriden çıkması lazım ya. Vazgeçmek üzereyim. Ama şimdi vazgeçeceğim. Arka bir, bir, bir blok arkasında böyle devasa bir cevher yatıyor olacak. Yani metal cevheri yatıyor olacak. Çok üzüleceğim ondan sonra da. Şuraya bir daha atayım. Şuna bak bayağı tünel açtım. Yani Kömür buluyorum ama kömür fazlam var artık. Yani kömüre ihtiyacım yok. Hissediyorum ama yaklaştık. Birazdan karşımıza çıkar diye tahmin ediyorum artık. Ha? Arkadaşlar metal arayacağız diye yola çıktık. Bulmadığımız ekipman kalmadı. Herhalde birazdan oyunun sonuna geleceğim yani. Yok buradan vazgeçiyorum. Burası olmayacak artık. Geri bu tünelden çıkmaya karar verdim arkadaşlar. Bir de bu tarafa doğru gidelim. Yine aynı mağaranın içerisindeyiz. Biraz da şu tarafa doğru bakalım. Karşımıza çıkması lazım artık ya. Hay boşu da kürek sallamak istemiyorum. Evet ya sonunda karşımıza çıktı. Yani bir an dedim acaba benim oynadığım oyun yani metal mi yok? Arkadaşlar bu metal cevherinde de kendimizi korumak için kas yapabiliriz, kendimize korumak için zırhlar yapabiliriz. Ama oyun bize bu konuda çok acımasız davranıyor. Aslında daha fazla metalin çıkması lazım karşımıza. Yine çok az verdi yani. Tamam şöyle bir bakalım. Birazcık üzüldüm açıkçası. Daha yeni buradan bulmuştuk. Birazcık şöyle bir gidelim bakalım ya. Belki buradan çıkar. Evet. Bir daha bulduk. Bakalım burada belki çok çok çıkabilir. Evet. Bulduk arkadaşlar. Metali bulduk. Metal burada. Şurayı biraz ışık koymak istiyorum. Gördüğünüz gibi arayan buluyor. Azimle çalışan da emeğinin karşılığını alıyor. Şimdi ben şöyle bir kendime yatak yapacağım, bir evimi oluşturacağım. Ardından da tarıma geçeceğim. Bence bu kadar demir bize yeterli olur. Çok hava tekrardan havanın kararmasını istemiyorum. Ve hemen tekrardan kararmış maşallah. Yani istemiyorum dedim ama hava direkt kararmış. Biz bir önceki şeyi nereye koymuştuk? Orada parlıyor. O bölgede miydi acaba? Ha evet şu aşağıda. Şunu da alayım. Buraya yapmayacağım. Vazgeçtim buradan. Gel abi. Sandığımızı tekrar elimize aldık arkadaşlar. Şöyle biraz daha açık bir alana, biraz daha şöyle günü batımını e, izleyebileceğimiz güzel bir alana geçmek istiyorum. E, bu arada oyunu eğer sizler de oynarsanız karşınıza e, böyle işte bak çok tatlı bir inek. Köy bulabiliyorsunuz, mağaralar bulabiliyorsunuz, işte madenler bulabiliyorsunuz. Oyunun içerisinde aslında çok fazla buna benzeyen olaylar da var. Burada bir ışık var. Oo alev. Yani daha doğrusu laf. Nereye yapalım ya? memleketimizi. Güzel bir konum bulmak istiyorum arkadaşlar. Aslında hani doğası da böyle bol olsun, yaşam olsun içerisinde çok fazla aramak istemiyorum çünkü. O yüzden şöyle güzel bir mekan, güzel bir alan keşfetmek istiyorum. Çok da uzaklaşmasak aslında gene iyi olur ya. Sanki şu ilerisi iyi gibi duruyor. Ne dersiniz o bölgeye yerleşelim mi? Burada inekler var. Aslında benim aradığım kuzu. Oo, at sürüsüne denk geldik. Evet, karşımızda Koyun mu var? Koyun sürüsü mü var? Bakıyorum. Evet, sonunda koyun sürüsüyle de karşılaştık. Fakat aramızda yani yok artık ya, yok artık. Yani görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle aramızda koca bir vadi var, vadi. Ama ben burayı aşarım. Ben burayı aşarım abi. Hemen köprü yapıyorum. Evet, kendime. Şöyle güzel bir köprü yapıyorum. Tamam abi. Evimizi buraya yapıyoruz. Şu ocağımızı şuraya yerleştirdik. Çalışma masamızı da buraya yerleştirdik. Şimdi ne yapacağız? Ocağımızda arkadaşlar ocağımızı çalıştıracağız. Ocağımızda demirimizi ısıtacağız. Demirden metal elde edeceğiz. Metalden de makas yapacağız. Evet gördüğünüz gibi demir külçesinden bir tane elde ettik. Şimdi hızlıca bir tanesini daha yapalım. Isınıyor, ısınıyor, ısınıyor. Evet bir tane daha aldık. Şimdi bunlarla neler yapabiliriz? Hemen ona bakıyoruz. Makas. Makasımızı da yaptık arkadaşlar. Makasımızı yaptık. Artık koynumuzu kırpabiliriz. Hoppa koynum kırpıldı. Ne elde ettim? Tüy elde ettim. Gel bakalım buraya. Seni de kırpacağım. Hop. <laughs> Çok tatlısın ama. Sen bu senin yavrun mu? Seni kırpabiliyor muyum? Ya sana kıyamadım ya. Se, seni kırpmayacağım. Seni kırpmayacağım. Şimdi de yatak yapma zamanı arkadaşlar. Çünkü uyumamız için, çünkü dinlenebilmemiz için yatak yapmamız gerekiyor. Ekipmanlarıma baktım yeteri kadar var mı diye. Şu anda ekipmanım da yeteri kadar. Evet yatakta yapabiliyorum. Şöyle beyaz bir yatakta yaptım. Bunu da geliştirmiş olduk. Ve yatağımızı da şöyle şuraya bırakalım. Hadi bakalım yatalım. Bir sabah olsun. Şöyle gündüz gözüyle de oyunumuza devam edelim. Şu anda yaklaşık 15 dakika gibi bir süre geçtiğini düşünüyorum. Evet, yataktan da kalktık. Şimdi neler yapacağız arkadaşlar? Şimdi şöyle güzel bir kendimize ev yapmak istiyorum. Şimdi etraftan birazcık ağaç keseceğim arkadaşlar. Ağaçla evimizin şeklini oluşturacağız birazcık. Böyle hani bütününü oluşturmuş olacağız. Burada da tatlı bir inek var. Ya sen çok tatlısın. Sana ben kıyamam. Şöyle ağacımızdan da kesmeye başlayalım. E, oyun oynamak aslında hayatımızın içerisinde yer edinebilir. E, sizler de oyun oynamayı çok seviyor olabilirsiniz. Fakat şu anda eğitim hayatınız devam ediyor. Oyunlara belli zaman aralıkları verirseniz ve sizi bağımlı yapmayacak şekilde şu an bana koyun efendim bana bir şeyler demeye çalışıyor. Beni ittirdi. E, eğer oyunlara da belli zaman aralıklarında bağımlılık hale gelmeyecek şekilde oyun oynarsanız olur. Ama kendinizi oyuna kaptırıp da saatlerinizi harcarsanız şu anki zamanınıza yazık edersiniz arkadaşlar. Eğer şimdi çok iyi çalışırsanız istediğiniz üniversitelere yerleşirsiniz. Bu sırada bir tane de elma buldum. Gökten bir elma düştü. Biri bana, biri sana, biri de videoyu beğenene diyormuşum. Ee, ne diyordu konu birazcık yine saptı. Arkadaşlar derslerinize önem verirseniz eğer istediğiniz üniversiteye yerleşirsiniz. İstediğiniz üniversitede de istediğiniz bir hayata ulaşmış olursunuz. Yani çalışma hayatına ulaşmış olursunuz ve bu sayede daha fazla zamanınız olur arkadaşlar oyun oynamak için. Bu koyunu da kırpmış oldum. Şimdi benim ekipmanım neredeydi? Yine kayboldum herhalde. Kayıp mı oldum? Aa, kaybolmayayım lütfen kaybolmayayım ya. Nereden geldiğimi unuttum şu anda. Oyunun içerisinde yön bulmak çok zor. O yüzden nereden geldiğinizi, nereye gittiğinizi unutmamanız lazım. Benim gibi yapmayın. E ee... Şu anda kayboldum. Resmen kayboldum. Nereden geldiğimi hatırlamıyorum şu anda. Hadi geçmiş olsun. Of. O ekipmanlardan ne vardı orada? Şu an iyice kayboldum. Geri dön, geri dön, geri dön. Geri dön. Bir an daldım gittim. Ya metal için bu kadar sen uğraş. Sonra eşyalarının yerini kaybet. Hiç olmadı bu. Abi hiç hatırlamıyorum ya. Yön duygum tamamen kayboldu. Keşke güneşe falan baksaydım. Güneşten belki yolumu bulabilirdim ya. Baştan başlayacağız o zaman. <laughs> Şimdi de istemediğimiz kadar maşallah koyun çıktı ya. Maşallah yani. Bu kadar istesek bu kadar elde demezdik herhalde. Nereden geldiğimi unuttum resmen. Ee, bir daha bunu yapmayacağım. Bir dahakine planlı gideceğim. Aa! Acaba bu buradan bulabilir bulabilirim? Buldum. Buldum resmen buldum. Resmen şansıma buldum ya. Ay! Çok korkmuştum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Daha gece geçemediğim yer burası. Gece şuradan geçememiştim de köprü yapmıştım. Ya var ya şükürler olsun ya. Şu iki metal için de gerçi çok fazla üzülmeye gerek yokmuş ama neyse. Hadi neyse çaktırmayalım. Şimdi hadi bakalım çok güzel bir ev yapalım arkadaşlar. Şöyle şuraya doğru yapalım. Deniz manzaralı olsun. Şöyle 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 kendimize bir alan belirleyelim. Evimi birazcık büyük yapacağım. Bakalım bize yeteri kadar olacak mı? Çünkü içerisine böyle Fırınlar yapacağım, ondan sonra kapı yapacağım, ee, dışarıyı rahat rahat görebilmemiz için cam yapacağım. Böyle çok enteresan bir ev olacak aslında bizim için. Şimdi şu kenarlarını da tahtayla yapmak istiyorum. Evet şöyle şuraya da geçelim gördünüz şuraya da 3 tanecik. Tabii e, bunun bir de... Hop 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 koyun, lütfen girme içeri, lütfen girme içeri. Bak girersen kalırsın orada, çıkamazsın yalnız. Bir de tavuğumuz varmış, güzel. Tavuktan da e, yumurta üretebiliriz, güzel olur. Çatımız, çatımızı kırık taşla mı yapsak acaba? Çatımızı kırık taşlarla yapalım. Şuradan şöyle gel bakalım. Gerçi alt üst aynı oldu ama olsun. Hem bak bu arada şunu da yapalım, cam yapacağız. Cam biliyorsunuz topraktan yapılıyor, çok enteresan bir şey. Toprağı çok yüksek ısılarda, çok yüksek derecelerde ısıtıyorlar. Ve o böyle artık e, mamadın mı desem nasıl bir şekil alıyorsa cam oluşuyor arkadaşlar çok yüksek sıcaklıklarda. Biz de oyunda yine aynı şekilde camlarımızı topraktan elde edeceğiz. Şuradan şöyle şeyi yapalım. Şurada da bir yumurta gördüm. Aa yumurta. Çok güzel. Yumurtayı da denizden bulduk. Bir tane daha yumurta buldum. Kaybolmamak istiyorum ama. Kaybolmayacağım. Evet evimiz burada. Şimdi şu ocağımızın içerisine kumlarımızı da koyalım. Bu kumlar da ısınsın cam elde edelim oradan da. Şimdi şu kumlarımızı şöyle koyduk. Birazcık içerisine ateş ekliyoruz. Ardından belki bir odun şeyine çıkabiliriz. Belki odun toplamaya çıkabiliriz bu zamanda da. Şimdi şöyle çatımızı yapmaya devam edelim. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle duvarı da birazcık örmüş oluruz. Tamam. Burası da tamamlandı. Şimdi. Burası da tamamlandı. Ama sevgili koyun sen oradan çıkamayacaksın ya. Bak uğraştıracaksın sonra beni. Ya bir de evimi yiyorsun ya. Hiç yakışıyor mu sana sevgili koyun? Hı. Neyse. Evimizin kapısı nereden olsun? Evimizin kapısı şuradan çıksın arkadaşlar. Evimizin kapısını buradan yapalım. Tamamdır. Şuradan şöyle. Şurayı da kapattık. Şimdi. Odamızı nerede yapalım? Odamız şöyle olsun. Odamızı şuraya yapalım. Şöyle tamamdır. Odamızı şuradan şöyle girdiğimizi düşünüyorum. Tamam. Hop şunu fazla koyduk. Ve bir an önce artık çatıya da yapmam lazım. Çatıya da geçmem lazım. Şimdi çatıyı neyle yapsak acaba? Yine kırık taşım çok fazla var. Ya komple kırık taşlardan şöyle bir ev yapayım. E, ardından da yavaş yavaş geliştiririz. Çünkü artık yine hava kararmaya başlıyor. Bir an önce uyumam da lazım. Şuradaki ekipmanlarımı tekrardan alıyorum. Camlarım da oluşmuş, çok güzel. Burada bir şey var mıydı? Yoktu. Ocağım orada birazcık daha pişe bir dursun. Ee, i̇çerisinde cam üretimi devam etsin. Ha çıktı. Tamam. Koyun koyun evden çıktı arkadaşlar. Yatağımı şu şekilde koymak istiyorum. Ee, şu bölgeye de çalışma alanı yapacağım arkadaşlar. Ee, odamın yan tarafından da çalışma alanına giden bir bölüm hazırlayacağım bu tarafa. Tamam. Şurayı da şöyle kapatalım. Şimdi birazcık bir meşale mi koysak? Hemen uyusak mı ya? Hemen uyuyalım da sabah gündüz gözüyle daha güzel bir şekilde yaparız. Evimiz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Birazdan tarım sistemine de geçeceğiz arkadaşlar. Orada da çok eğleneceğimizi yine düşünüyorum. Şimdi şurayı da şöyle kapattık. Bakalım. Bu tarafa da böyle biraz oturma alanı, oturma takımı yapacağım arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş artık bir inşaata benzedi. Ne demiştik? Burayı çalışma alanım yapacağım demiştim. Şimdi şunu şuraya şöyle bir koyalım köşeye. Peki buradan neler elde edebiliyoruz? Biraz daha onlara bakalım. Çok fazla koyun yünümüz vardı arkadaşlar. Bu koyun yünlerinden halı elde edebiliyoruz. Şöyle birazcık bir halı yapalım. E, etrafımda zaten koyun da çok fazla var. Şöyle güzel de halılarım oldu. Şimdi şu camı yerleştirelim hemen. Camlarımızı yapalım. Şuraya şöyle camımızı koyduk. Şuraya ama bitti daha çok fazla cama ihtiyacımız var. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Kazmamız gerekiyor. Hadi bakalım kazalım. Arkadaşlar oyunları kendimize zaman ayarladığımızda oynuyoruz. Yani derslerimizden eksik kalmıyoruz, derslerimizi aksatmıyoruz. Oyunu her zaman oynayabiliriz ama şu anda ders çalışmamızı, kendimizi geliştirmemiz gereken zamandayız. O yüzden belli bir zaman aralığı koyuyoruz kendimize. Bu zaman aralığı içerisinde de oyun oynayabiliyoruz. Fakat Kendimizi bağımlı hale getirmeyecek şekilde. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi kum toplamaya devam ediyorum. Tohum da elde ettik. Bunu birazdan anlatacaktım size de. Yanlışlıkla tohum da elde ettik. Şimdi şu güzel evimi bir tamamlayıp ardından tarıma geçeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tarımı da kuracağım. Kazma vardı değil mi elimde? Şu kazmayı da alayım. Şu fırında içeri koymak istiyorum artık. Dışarıda durmasın. Fırınımız da içeride pişsin yani içeride aslında ee, devam etsin pişirmeye. Şunu şuraya fırınımızı koyduk. Hem bu şekilde yatağımız da ısıtmış olacak. Bir taşla iki kuş vurmuş olacağım. Şunu şuraya bıraktım. Hem şöyle yapalım. Şimdi şu odundan şöyle daha fazla bir kütük dediğim. Bu sayede ocağımı daha fazla şekilde yakabilirim. Evet, şu anda camlarım tekrardan pişmeye başladı. İki tane daha camım varmış. Onu da şuraya kapatalım. Geriye kalan evimizin alanlarını da yapmaya devam edelim. Tamam. Şurayı da kapattık. Şurayı da şu şekilde kapattık. Duvarımızı örmüş olduk yani. Şimdi buradan da artık şeye çık çıkmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Ee, evimizin çatı kısmını tamamlayıp bizi yağmurdan, çamurdan, sudan ve diğer belalardan koruyacak şekilde bir çatı yapabiliriz. Belki çatıya çıkan bir merdiven de yapabilirim. O da güzel olabilir. Onu da değerlendirelim, onu da düşünelim. Şu taşla devam ediyoruz. Böyle taş ev oldu ya, çok tatlı bir taş ev oldu. Evet, evimizin üst tarafını tamamladım arkadaşlar. Şöyle bir de dışarıdan bakalım. Şöyle evimizin dış man ay çok yüksekten düştü. Evimin dış kısmı birazcık böyle tabii şu an inşaat halinde olduğu için cam yok, kapı yok vesaire ama yavaş yavaş halı bile yapacağım arkadaşlar. Şimdi ee içeriği birazcık şöyle aydınlatalım. Meşalelerimiz vardı. Hem şöyle bir e, süsleme olmuş olsun. Nereye yapalım mesela? Şurayı da kapatalım. Şurayı da kapatalım. Işığımızı biz şuradan verelim. Evet, şuraya şöyle güzel bir odamızı aydınlatsın. Aynı zamanda şuradan da şöyle bir ışık yapalım. Şu köşeye de şöyle bir ışık yapalım ve artık evimizin içerisi aydınlansın. Bakalım. Camlarımız ne halde? Camlarımız pişiyordu en son. Evet 14 tane daha camımız olmuş. Hemen camlarımızı da takmak istiyorum. Ya bu arada ben kapı yapabiliyor muyum peki? Bir dakika kapı yapacağım. Şunun bir yarısını alayım ben. Kapı yapmamız lazım bir an önce. Kapısız ev olmaz çünkü. Evet kapı yapabiliyoruz. Bir tane, üç tane de kapı yaptık. Şimdi şuradaki malzemeleri geri bırakabiliriz şunun içerisine. 5 tane daha varmış. Bir 14 tane de oradan pişer. Evet artık evimiz kapısı var. Evimizin artık çok güzel bir kapısı var. Dışarıdan insanlar biz istemediğimiz şekilde girmeyecekler. Şurayı da şöyle kapatalım camlarla. Manzaramız efsane oldu yalnız. Böyle bir doğa manzarası. Şöyle dışarı baktığımızda doğayla bütün doğayla iç içe. Şimdi daha cama ihtiyacı cama ihtiyacımız var mı acaba? Hem şeye ihtiyacımız var daha çok. Oduna ihtiyacımız var cam büyük ihtimalle bu kadarı yeterli olur da. Bu arada ben biraz da halı yap halı yapmıştım değil mi ben? Evet halı yapmıştım. Şöyle şu evimizi de güzelce bir halıyla kaplayalım arkadaşlar. Yavaş yavaş gelişiyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Şundan alalım. Bir koltuk takımı yapmak istiyorum arkadaşlar sizler için. Şimdi aslında bu merdiven olarak gözüküyor. Fakat biz bundan çok güzel koltuk yapacağız arkadaşlar. Meşe odunlu. Tamam. Siyah kütük de alalım. Bir daha siyah kütük alalım. Bununla da böyle koltuğumuzun yan taraflarını ayarlarız. Şimdi yine hava kararmaya başladı. Burada günler çok hızlı geçiyor ya. Camlarım ne alemde ya? Şu şeyi kapatayım artık. Camlarım olmuştur. Şu evimizin artık dışarıdan gelecek tehlikelere karşı artık evimiz güvenli. Herhangi bir şekilde dışarıdan kimse gelemez. Şuraya bir şöyle çalışma masası yapmak istiyorum arkadaşlar. Şuraya şöyle güzel bir salon yapalım hemen hızlıca. Şöyle evimizi dekore etmeye başlayalım bir an önce. Koltuk yapalım. Bakalım. Şunu şuraya koyduk. Şunu da kaldıracağım. Tamamdır. Burada böyle bir alan olmuş oldu. Şu halıyı alalım. Lazım olur. Şuraya da tekli koyalım. Çok tatlı olacak. Ben şurayı park yapacağım arkadaşlar. Vazgeçtim. Hemen hızlıca buraya bir parke alan yapacağım. Misafirlerimizin ayakları üşümesin. Ee, halının altında şöyle güzel bir parke olsun istiyorum. Belki onun üstüne halı yine koyarız ama. Parkeyi de arkadaşlar yine üretim kısmından yapıyoruz. Sandığımız artık kullanma zamanı gelmiş. Çünkü eşyalarla elimiz dolmuş arkadaşlar. Sandığımızı şöyle şuraya bırakalım artık. Tamam şuradan açtık. Şu elimizdeki fazla malzemeleri şuraya bırakalım. Şu anda ihtiyacımız olmayan malzemeler. Aa, balığım varmış hemen balığımı da ısıtayım aslında. Evet 3 tanesi bunu pişirmeye yetecektir. Fırınımız tekrardan çalışmaya başladı. Evet arkadaşlar burayı da yapmış olduk. Hemen meşale ile de burayı da şu şekilde aydınlatmak istiyorum. Ve artık burası da böyle güzel bir çalışma alanı olmuş oldu. Şurayı acaba buraya şöyle açsak mı iyice ya? Şöyle geniş geniş olsun ya burası. Şöyle geniş geniş olsun evet. Şurayı da açalım. Burayı da hemen kırık taşla kapatalım burayı da. Şu arayı da güzel gözüksün diye şunu da kapatmak istiyorum. Tamam. Evet burasının da kapı eşiği olduğu belli oldu. Şimdi ocağımız burada arkadaşlar. Bu arada balığımız pişmiş. Hemen hızlıca bir karnımı doyurayım. Ya ben niye eşyalarımı sürekli elimden atıp duruyorum? Çok mantıksız yani. Bu arada şunu da göstereyim arkadaşlar. Elimizdeki ekipmanlarla kendimize kas kıyafet, böyle kılıç gibi şeyler yapabiliyoruz. Fakat şu anda ben etrafımda düşman olmadığı için bunları yapmayacağım. Onun yerine başka ekipmanlarda, başka eşyalarda kullanabilirim diye. Güzel oldu ha evim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum arkadaşlar. Tabii benden çok daha güzel yapan yapacak arkadaşlarımız vardır el becerisi olarak. Fakat ben şu anda başlangıç seviyesinde hemen taştan şöyle güzel bir ev yapmaya çalıştım. Hatta bunun üstüne bir merdiven yaparız. Üste de bir oturma alanı da yapabiliriz. Tarım için ihtiyacımız olan eşyaları geliştireceğim arkadaşlar sizlerle birlikte hemen. Taşlarımı da buradan topladım hızlıca. Şimdi tekrardan dönüyorum ve tarıma geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Evet evimiz çok tatlı olmadı mı ya? Şu alan, evet şu alan iyi gibi duruyor. Bize bir bariyer alan hazırlayalım arkadaşlar. Yani tarımımızın, toprağımızın olacak alanı burada şöyle belirledik. Ortadaki alan bizim tarımımızın gelişecek alan olacak. Şimdi peki suyu biz buraya nasıl Aslında biz buraya havuz mu yapsak ya? Şu anda düşündüm de bence güzel bir havuz yapabiliriz buraya. Ne dersiniz? Evet ben şu anda burayı havuz yapmaya karar verdim. İçine girer yüzeriz de ya. Keyfimizden neden ödüm verelim ki yani? Çok güzel bir havuz yapabiliriz buraya yani. Tamam güzel oldu. Bence şu anki havuzumuz güzel oldu gayet. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına belirtmeyi Unutmayın. Tabi biraz daha yükseltebilirdik ama olsun. Şimdilik böyle e, idareten küçük bir havuzumuz oldu. Şöyle içine atlayıp rahatlıkla serinleyebileceğimiz tatlı bir havuzumuz oldu. Bakın Steve de oldukça mutlu gözüküyor. Ya tipi çok komik ya tipi çok komik. Evet. Şimdi artık tarım kısmına geçebiliriz arkadaşlar. Sa saatimiz artık yavaş yavaş çünkü sonuna geliyoruz. O yüzden size hızlıca tarım sistemini de göstermek istiyorum. Hızlıca toprağımızı kazalım. Evimizin arka tarafı şuradaki düzlük bizim tarlamız olsun. Bunlar su kanalı olacak arkadaşlar. Burada suları burada tutacağız. Ve buradan da artık hani e, tarım için gerekli olan e, suyu buradan aslında elde etmiş olacağız. Şuradan suyumuzu alalım tekrardan. Şuraya bırakalım. Evet hızlıca şurayı dolduralım. Balkabağı ekeceğiz. Biraz da buğday ekeceğiz. Belki e, bir sonraki bölümde de. Böyle kendimize güzel bir sütlaç mı yapsak acaba? Şimdi balkabağımızın, balkabağımızın tohumlarını çıkarmamız gerekiyor. Onun için de şuradaki çalışma masamızdan yararlanacağız. Çekirdeklerimizi aldık. Şimdi tarlamıza ekebiliriz. Evet tarlamızı şöyle hızlıca çapalıyoruz. İki tane buğdayım var arkadaşlar. Tohumu yerleştirme ödülü geldi. Şuraya da bal kabaklarını koyacağım. Evet. Hemen bir uykuya dalayım arkadaşlar. Sonra size buğdayı nasıl elde ediyoruz. Buğdaydan nasıl ekmek yapıyoruz. Onu da anlatalım. Uyuyacağım dedim gittim çalışma masasına. Evet yattık. Kalktık. Çok tatlı bir ev oldu ya. Vallahi bu ev çok içime sindi yani. Belki bunun bir sonraki bölümde üst katlara da çıkabiliriz arkadaşlar. Böyle 2-3 katlı bir ev yapabiliriz burada da. Şimdi şu alanı da Kazdık. Bu alana da su doldurmamız lazım hızlıca. Şuradan şöyle alalım. Hemen yan tarafa ekleyelim. Buğdayı nasıl elde ediyoruz arkadaşlar? Buğdayı bu çevremizde görmüş olduğunuz otların içerisinden çıkıyor arkadaşlar. Bunlar yabani ot. Bunların içerisinden e, buğday tohumları düşüyor. E, bu sayede biz de onları alıp şey yapmış oluyoruz. Ne yapmış oluyoruz? Buğday ekmiş oluyoruz. Yalnız şuradaki e, dev kanyon adamı ürkütüyor gerçekten buraya eğer aşağıda bir sürü demir varmış ya o kadar aradım o kadar taradım aşağıda demir çıktı. Neyse o da aklımızın bir köşesinde dursun. 5 tane buğdayımız varmış. Kaç tane yerimiz var? Tamam burası yeterli olur. 2 tane de bal kabağı koyalım ve tarlamız da bitmiş oldu arkadaşlar. Tarla sistemine de geçtik. Burada da su kaynağımız varmış. Ben bunu da fark etmemem çok komik oldu. Neyse. Evimizi tamamladık. Tarıma geçtik. Kendimize çok tatlı başlangıç seviyesinde bir havuz yaptık. Evimizi yaptık. Evimizin üst katlarına da çıkabiliriz devam eden bölümlerde. Bugünlük de bu kadardı. Evet arkadaşlar, yarım saatimizin sonuna geldik. Minecraft'ta bugün sizlerle birlikte çok güzel bir ev yaptık. Daha gelişecek, daha yükselecek belki de şöyle 2-3 katlı olabilir. Bakalım bize neler gösterecek zaman. Tarama geçiş yaptık, kendimize güzel bir havuz yaptık, madenlere indik, madenlerde kazılar yaptık arkadaşlar. Ve şimdi de artık derslerimize dönme zamanı. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki bölümde videoda neler olmasını isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.